Evet değerli izleyenlerimiz, Külliye TV ekranlarından Fikirhane programımıza hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, programımızı haftalık yaptığımız için 8 Mart öncelikle Dünya Kadınlar Günü buradan tüm kadınlarımızın Dünya Kadın izleyenlerimiz. Bugün birbirinden değerli iki konuğum olacak. Konuklarım da Papa'nın Irak ziyareti, siyasi partilerdeki gelişmeler, seste ufak problemimiz var sanırım, seste, onu halledeceğiz. Canlı yayın olduğu için değerli izleyenlerimiz, canlı yayında böyle kazalar olabiliyor. Evet, Yener Bey. Yeni de evet. Olduğu için misafirlerimizden çok, de öncelikle. Estağfurullah. Çok normal bu tip şeyler. Şu anda düzeldi sanırım. Evet değerli izleyenlerimiz. Öncelikle ekranları başında izleyen değerli izleyicilerimiz, hepinizden özür diliyoruz. Canlı yayın kazaları bazen olur. Evet. Şimdi Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Tüm annelerimizin, kardeşlerimizin buradan Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bir de koronavirüs, yani dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığının, vebasının birinci yıl dönümü. Buradan da bu hastalığa yakalanan tüm hastalarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın, bütün izleyicilerimizin bu virüs salgınında oldukça sosyal mesafeye, kurallara uymamızı istiyoruz. Şimdi değerli izleyenlerimiz, tekrar konuklarıma geçmeden önce Papa'nın Irak ziyareti. Dünyaya ne mesaj vermek istediler? Yoksa basit bir ziyaret miydi? Bu konuları alanında gerçekten de uzman iki değerli misafirimle masaya yatıracağız. İsmet Taş, İç Anadolu Birliği Başkanı, gazeteci, yazar, çok değerli misafirim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Diğer misafirim de araştırmacı Ersin Konar Beyefendi. Bütün ekranlardan tanıdığınız değerli bir kardeşimiz. Hoş geldiniz Ersin. Hoş bulduk Yener Bey. Şimdi öncelikle programımızın akışını 15'er dakika sizlere söz vererek programı açmak istiyorum. İlk olarak tabii ki Ersin Bey, sizinle geçen hafta bir de sürekli sabit konuğum olacağınız için misafir konuğumuza dönerek yapmak istiyorum. İsmet Bey, engin tecrübelerinize de dayanarak Papa'nın ziyareti sizce, yani böyle sıradan bir ziyaret miydi? Ne mesaj vermek istediler? Basit bir ziyaret miydi? Muhalefet Türkiye'nin vermiş olduğu cevabı hafif buluyor. Dışişleri nezdinde verilmesi yeterli değil miydi? Ve burada ülkemiz içerisinde bulunan toprakları da, harita içerisinde yazmaları gerçekten de savaş sebebi sayılacak bir durum muydu? Yeterli miydi? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sorunuza geçmeden evvel iki önemli hususu değinmek istiyorum. Tabii. Birincisi, söylemiş olduğunuz gibi bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum ama bana göre çok bir şey ifade etmiyor bu. O Kadınlar Günü 8 Mart bence çok bir şey ifade etmiyor. Benim için her gün Kadınlar Günü olmalı. Evet. Adam gibi bir erkeği, kadını her gün Kadınlar Günü gibi yapmalı. Bekarsa bile, hanım bekarsa bile, biz erkekler olarak ona, onlara her günü kadınlar gibi yaşatmalıyız, saygı duymalıyız, değer vermeliyiz. Cennet Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Kadınlar sizin emanetinizdir. Onlar çok hassastır, onlar çok incedir, çok narindir. Bir çiçeğe davrandığınız gibi davranın diyor. Ve ne güzel söylenmiş, dediğiniz gibi cennet annelerin ayağının altındadır. Evet. O yüzden böyle 8 Mart Kadınlar Günü'ne kadınları sıkıştırmayı da çok doğru bulmuyorum. İkinci bir hatırlatma, en azından değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünü kutluyoruz bu vesileyle. Yani
Mehmet Akif yılı İstiklal Marşı ile dolayısıyla ben bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmet ne güzel olacak. Onun bir lafını hatırlatmak istiyorum. Diyorlar ki bu şiiri bir kez daha yazsan, yeniden yazsan cevap çok manidar. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Evet. Tabii bir o Mehmet Akif'le ilgili bir anıyı daha hemen hatırlatıp sorunuza geçmek istiyorum. Mehmet Akif kendisine verilen, ödül olarak verilen 500 lirayı kabul etmiyor. Çok ihtiyacı olduğu halde, çok o paraya gerçekten ihtiyacı olduğu kabul etmiyor. Bu milletin marşı, bu evrensel bir marş, evrensel bir şiir, evrensel bir anlatım diye bunu da kabul etmiyor. Dolayısıyla tekrar Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Evet, gelelim Papa'ya. Bunun olayın neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Yani şuradan başlayalım. Papa'nın ziyareti İsmet Bey tesadüf mü? Yani ilk defa Irak topraklarına gidiyor. Şöyle, önce hiçbir şey tesadüf değildir. Evet. Tesadüf bilimin açıklayamadığı gerçeklerdir. Tevafuk vardır, tesadüf yoktur. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci olarak Papa'nın Irak'ı, o coğrafyayı ziyaret etmesi, hani acaba bir Hristiyan topluluğu var da mı orayı ziyaret etti? Veya bir Hristiyan ahali, Katolik, biliyorsunuz Papa Katoliklerin dünyadaki lideridir. Katoliklerin çok yoğun olduğu bir yer mi de gitti orada ayıyı? Yok, hiç alakası yok. Tam aksine Katolik Hristiyanların sanıyorum %1'lik gibi çok cüzi, çok komik bir rakam vardır oraya. O zaman Papa'nın Irak'ta, o coğrafyada ne işi var? Ben tabii ki sorularla kendime bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Örneğin ben hemen aklıma şey geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice geldi. Evet. 2005-2009 tarihleri arasında ABD Dışişleri Bakanı olan hanımefendi 2003'te yazdığı bir makalede aynen şöyle diyor. Türkiye dahil Orta Doğu'da 22 tane ülkenin sınırları değişecek. Şimdi gelelim hemen Papa'ya. Papa acaba bu sınırları değişecek ülkeleri tespit etmeye mi geldi? Bir. İki. Papa kiminle görüştü? Şii lider El-Sistani ile görüştü. Bunlara gelecektim İsmet Bey. Peki. İlk ziyaret. Ziyaretinin, bana göre ziyaretinin nedeni asla dini bir ziyaret değildir. Bizim FETÖ'nün diyalog, dinler arası diyalog. Diyalog. Bedeniyetler buluşması gibi bizimle hiç uzaktan alakası olmayan söylemlerle Hristiyan dünyasıyla İslam dünyasını bir araya getirmek, kaynaştırmak. Hatta hatırlayacaksınız bazı yerlerde işte Hristiyanlarla Müslümanların evlenmesi, bir avlu içerisinde işte cami, havra ve kilisenin olmuş olması, buna benzer şeyler. Ha diyeceksiniz ki eskiden Osmanlı'da kilise, havra, camilere önemli tabii ki. Oradaki anlayışla buradaki anlayış tabii ki son derece farklı. Dolayısıyla Papa'nın Orta Doğu ziyareti, Irak ziyareti, isterseniz uygun gördüğünüz bir saat derinle ineriz. Asla bir dini bir ziyaret değildi. Siyasi bir ziyarettir. Ve oradaki bir takım hücreleri uyandırma ziyaretidir. Peki İsmet Bey, ziyaretinde işte orada bir pul üzerine Papa'nın resmini basılarak bir harita. Bizim ülkemizi de kapsayan iller. Evet. Şimdi bakın. Acaba Papa'nın haberi var mıydı? Yoksa bölgesel yönetimin işte onuru etmek için işte önce şöyle şeyleriyle görüşmüştür. Papa sadece Sistani ile görüşmedi. Terör örgütün liderleriyle de görüştü. Kuzey Irak yöneticileri. Bakın terör örgütlerinin liderleriyle görüştü. Mesela işte Haçlı Şabi'nin lideri diyor ki bize diyor şey verin, hava savunma silahları verin, biz Türkiye ile savaşalım. Ve yine PKK kendini daha güçlü hissetmeye başladı. Sesi daha çok çıkmaya başladı. PKK'ya, PYD daha güçlü hissetmeye başladı. Peki başka ne oldu? Irak bölgesel Kürt yönetimi bana göre kazan kaldırdı. Aynen öyle. Neden?
sen hangi akla hizmet ederek bu hadsizliği yapıyorsun da Güneydoğu'daki bir takım illerimizi o haritada gösterebiliyorsun? Bu senin haddine mi? Ve bunun Papa'nın bilmemesi mümkün mü? Papa'ya gösteriyorlar. Bakın işte Papa Hazretleri, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok da fazla haddimi aşmak istemiyorum üslup olarak. Pulları gösteriyorlar. Papa da ne güzel olmuş falan diyor. Amaç bilmemesi mümkün değil. Nasıl ki Ermenistan, Almanya'daki bir programda Doğu ve Güneydoğu bütün illeri Ermenistan olarak göstermişse, burada da Irak Kürt bölgesel yönetimi de bilinçli olarak o haritayı göstermiştir. O haritayı oraya koymuştur, o pulu bilinçli olarak yapmıştır. Şunu diyemez: ben görmedim, bilmedim, üç maymunu oynayamaz. Niye oynayamaz? Çünkü gösteriyor nasıl olmuş diye. Yani mümkün mü böyle bir pulun basılması, en üstteki sorumlunun haberi olmadan basılması mümkün mü değil? Peki bu ne mesajdır? Papa, Papa orada bir takım hücreleri uyandırdı. Artık ayağa kalkın, isyan vakti. Kime isyan, neye isyan? İki şeye: Türkiye'ye isyan ve artık kendi başınıza devlet kurun. Ya 22 tane devletin sınırları değişecek ya. Yani bana göre Amerika Papa'yı kullanarak siyasi bir ziyarettir bu. Peki Papa o zaman şunu diyebilir miyiz? Yani Hristiyanların, işte bunların dini, yani bizim Diyanet İşleri Başkanımız Avrupa'ya veya da herhangi bir ülkeye gidip de böyle terör örgütleriyle veya da harita çizimleriyle uğraşır mı? Din adamı. Ha, ne olur biliyor musunuz? O zaman ne olur? Bütün dünya ayağa kalkar. Bizim Diyanet İşleri Başkanımızı bir kaşık suda boğarlar. Ondan sonra istifa ettirinceye kadar ayağa kalkarlar ve Türkiye'ye her türlü yaptırım uygularlar. Yani Papa'nın Fransa olayındaki siyasi etkinliği ne kadar? Yani çok mu bunda? Şimdi şöyle, Papa bir dini, Katolik Hristiyanların dini lideridir. Vatikan'ın dünyadaki lideri aynı zamanda. Ve aynı zamanda Vatikan'ın lideri ve Vatikan Devleti'nin de başkanı. Vatikan bir devlettir biliyorsunuz. Evet. Ve çok ilginç bir anekdot vereyim. Vatikan'ın elinde bulunduğu altın Amerika'dan sonra dünyada ikincidir. Ve Vatikan'ın dünyanın her ülkesinde mutlaka ya arazisi vardır ya da şirket, ortak şirketleri vardır. Yani dünyanın en zengin devletidir. Ama sorsanız, Vatikan'ı sorsanız, biz dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz, İşte insanlarımızın dini ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Cevap budur. Oysa hiç alakası yok. Vatikan'ın müdahil olmadığı dünyada hiçbir siyasi, politik ve stratejik bir durum asla söz konusu değildir. Soru şu: kardeşim sen hani dostluk, barış, kardeşlik, medeniyetler arası diyalog diyorsun ya, peki güzel, Irak'ta 1.200.000 kişi ölürken sen neredeydin? Neredeydin? Suriye'de hapishanelerde, hapishanelerde o kadar insan işkenceden, o kadar Müslüman işkencelerden ölürken sen neredeydin? Tek bir mesajın var mı? Tek bir tweetin var mı modern anlamda? Ne yaptın bu coğrafya için, ne yaptın da geldin burada Orta Doğu'yu dizayn ediyorsun sen? Resmen Orta Doğu dizayn ediliyor şu an. Ama şimdi İsmet Bey, onların yani Papa'nın penceresinden baktığınız zaman Orta Doğu'yu dizayn ediyor, Hristiyanlığı yayıyor. Evet. Doğru mu? Biden Katolik, biliyoruz değil bu mi? Bu da. Evet. Biden şimdi, Katolik. Evet. Katolik olduğu için da, şu anda ben aslında üstadımın sözünü kesmek istemedim. Estağfurullah, buyurun lütfen. Amerika seçimlerinden sonra biliyorsunuz Biden iktidar oldu. Ve bunun arkasına Vatikan'ın Irak'a ziyareti zaten manidar. Yok, ben o açıdan değil. Şimdi ben hemen çok önemli yapıyorum. Bir konu ama. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının ikincisidir Biden'ın Katolik olması. Aynen öyle. Birincisi Kennedy sanıyorum, yanılmıyorsam. İkincisi Biden'dir. Evet. Ama şimdi bunların bu niye önemli? Onu söyleyeceğim. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu kendisine göre dizayn etmek için Papa'yı kullanıyor. Vatikan'ı kullanıyor. Yani bayağı anlaşmış şekildeler. Ama şimdi zaten mantık olarak da bir ülkenin veya da bir milletin büyümesi dini değerlerini önce yerleştirerek o ülkeleri elinde tutma mantık olarak
yaptıkları doğru değil mi? Kendi açılarından diyor. Şöyle söyleyeyim, orada bir dini propaganda falan yok. Hayır, öyle orada dini papanın dini bir propaganda yaptığını düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Neden düşünmüyorum? Çünkü orada %1'lik gibi bir Katolik Hristiyan var o coğrafyada. Hangisine artı diğer zaten bulundukları coğrafya bütün yani parça parça edilmiştir, bölük bölçük edilmiştir. Hani Anadolu deyimiyle bölük bölçük edilmiştir derler ya, parça pinçik derler ya, aynı şekilde edilmiştir. Peki bu nasıl edildi? Onu da hemen bakın, bunlar hep 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık planlar çerçevesinde yapılıyor. İsrail, Tel Aviv İslam Üniversitesi'ni hepiniz bilirsiniz. Evet. Orada Yahudi ama katı koyu Yahudi öğrenciler bir Müslüman gibi yetiştirildiler ve Müslüman ismiyle Müslüman ülkelere yollarlar ve oranın dinini, İslam'ı orada sulandırmak, bulandırmak, tefrik etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yani içine Hristiyanlıkla İslam'ı böyle şey yaparlar, yoğururlar. Peki niye diyoruz biz işte Arap İslam'ı, Suud İslam'ı, İran İslam'ı, Mısır İslam'ı, niye böyle bir şey diyoruz? Oysa İslam tektir. Ne vardır? İndirilen din vardır. Allah'ın kitabı Kur'an ve yüce dinimiz İslam. Uydurulan din vardır. Bugünkü işte İsrail'deki Tel Aviv İslam Üniversitesi'nde olduğu gibi bilinçli bir şekilde. İngiltere'de de var bu. Anti-İslami bir takım enstitüler var İngiltere'de. Onların hepsinin görevi İslam ülkelerinde bulunan dini bir takım duyguları dejenere etmek. Değiştirmek, dejenere etmek. Şimdi mesela Adnan Oktar gibi. İstatistikler. Türkiye'deki Adnan Oktar gibi. Evet. İstatistikler diyor ki işte Türkiye'de son 10 yıl içinde fuhuş %500, hırsızlık %1000, şu arttı diyor. İstatistikler evet, veriliyor. Şimdi buraya baktığımızda bunun altında da emperyalist güçlerin, kültür emperyalizminin bulundukları ülkede uygulanışını görmekteyiz. O yüzden Papa'nın Irak'ı ziyaretinin altında yatan neden? Dini bir propaganda değil, siyasi bir dizayndır. Evet. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Yener Bey konuyla zaten, ilgili. Ersin Bey zaten size döneyim isterseniz. Sizin görüşlerinizi alayım. Hocamın üstüne bir iki kelime söylemek de isterim. Papa'nın ziyaret ettiği yerler arasında iki kilise, bir de cami ve orada söylediği iki kelime aslında çok başka bir konuyu da gündeme getiriyor. DAEŞ'in oraları yıktığını söylüyor ve dini yerleri yıktığını söylüyor ve bu DAEŞ'e bu silahları kimin verdiğini söylüyor DAEŞ'e. Ama bence buradaki PYD'nin şu andaki Irak'taki varlığını, Suriye'deki varlığını DAEŞ'la mücadele olarak kabul ettirmeye de çalıştığını düşünüyorum ben. Buna da hizmet ettiğini bu konuşmalarıyla bir şekilde Irak'ı dizayn ederken ya da Orta Doğu'yu dizayn ederken PYD üzerinden dizayn edeceklerini ve bunu da DAEŞ'i kovmak maksadıyla. Çünkü sanırım bir ay kadar öncesinde Irak Bölgesel Yönetimi'nin bir açıklaması vardı. PKK'yı Irak sınırından atmamız gerekiyor diye. Arkasından bu ziyaret gerçekleşti. Bugün de lafınızı hemen şey yapacağım. Irak ordusuyla Sincar bölgesinde çatışmaları başladı. PKK arasında. Acaba YPG mi PKK mı? Onlara PKK'yla. Şimdi ben hemen bir izninizle oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Bunların hepsi göstermelik. Amerika Orta Doğu'da biliyorsunuz orayı silah deposu haline getirdi. NATO'nun silahlarına tabii, kadar NATO Genel Sekreteri de açıkladı. Orta Doğu'da bir takım işler yapacağız diye. Bakın bunlar hep neden sonra oldu? Bu açıklama Papa'nın ziyaretinden sonra oldu. Dolayısıyla o Papa başka bir şey daha yaptı Papa mesela. Bu Aylan bebeğin babasıyla görüştü. Kardeşim sen bugüne kadar kaç tane mülteci kampını ziyaret ettin? Derdiniz, sorunuz, sıkıntınız var mı? Veya onların çözümü için Vatikan'dan o mülteci kampları, ben hatırlamıyorum, siz hatırlıyor musunuz? Hayır, yok hocam. Mülteci kamplarına yardımlar, ondan sonra işte sağlıktan tut da giyim kuşama veya nakdi yerden. Ne kadar yardım edildi? Hiçbir şey. Hiç. O zaman hani nerede kaldı? Senin hani nedir? Mesela İslam sevgi dinidir. İslam yardımlaşma dinidir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Tabii. Dinidir. İslam
mazlumun yanında zalimin karşısında. O kısmına girelim de Ersin Bey'in de Papa'nın ziyaretiyle ilgili özür dileyerek. Aslında ben üstadımın söylediklerine aynısını söyleyecektim. Sadece burada eklemek istediğim, benim bir yandan da dediğim gibi DAEŞ'i meşrulaştırmak, YPG PKK terör örgütünü Orta Doğu'ya kabul ettirmek için Amerika'nın bir nevi, hocamın dediğin üzere de bunu eklemek istiyorum. Yani o şekilde de... Peki o zaman siz... Pardon, bir DAEŞ'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herkes biliyor, DAEŞ'i ABD kendi kurdurttu. Tabii. Bunu bir kere, burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. DAEŞ yok ediliyor, tekrar diriltiliyor. Yok ediliyor, tekrar canlandırılıyor. Niye? Çünkü karşısına bir düşman çıkartacaklar. Mesela diyor ki YPG, PKK, YPG, DAEŞ'le mücadele ettiği için biz onları şey yapıyoruz. Tabii. Demokrasi güçleri olarak kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Yani kendi varlıklarını orada sürdürmek için karşılarına ne yaratıyorlar? Bir tane düşman. Düşman yaratıyorlar. Düşman kim? DAEŞ. DAEŞ'i kim ortaya koydu? Şunu çıkarabilir miyiz yani? Haç'la Hilal'in savaşı, Obama'nın söylediği gibi ilk seçildiği zaman dedi ki Haçlı Savaşı başlamıştır dedi. Evet. Bundan sonraki Şimdi, süreçte. Haç'la Hilal'in kavgası insanlık tarihiyle başlar. Evet. Dolayısıyla bu kıyamete kadar da devam edecektir. Kabil'in kavgasıyla başlar. Kıyamete kadar da devam edecektir. Burada aslında bizim onlara kızmak yerine biz ne yapıyoruz da bakmak lazım. Aynen öyle. Yani Papa gitti orayı dizayn etti. Bir takım hücreleri uyandırdı. Onlara bir takım vaatlerde bulundu. Bunu nereden anlıyoruz? Ne Türkiye'ye yönelik düşmanlık gösteren bir takım hareketlerden ve tavırlardan anlıyoruz. Irak Kürt bölgesel yönetiminin tavrından ve pulundan anlıyoruz. Yani işte Haçlı Şabi'nin Türkiye'ye yönelik hasmani tutumundan anlıyoruz. Dolayısıyla işte DAEŞ'e karşı mücadele eden PKK, YPG'nin mücadelesi meşrudur laflarından anlıyoruz. Tabii. Mesela Sincar'da PKK haberler aynen öyle. PKK ile Irak güvenlikleri çatışmış ama yani bu çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Değil mi? Niye düşünmüyorum? PKK'ya git diyor, gitmiyorum kardeşim diyor. Çünkü orada PKK'nın bir güvenlik örgütü var. İç güvenlik örgütü var orada Sincar'da. Dolayısıyla Sincar'ın tek çözümü oraya operasyon düzenlenmesidir. Sincar başka türlü çözülmesi mümkün değildir. Türk ordusunun operasyonu mu acaba? Efendim? Türk ordusunun değil mi? Tabii ki. Bizim artık bu saatten sonra olmazsa olmazımız orası. Evet. Olmazsa olmaz. Bunu mesela bir gara operasyonu gerçekten dünyada hiçbir ordunun yapamayacağı bir operasyondu. Her ne kadar biz, muhalefete yaramamasak da. PKK'nın beynini de parçaladık, kalbini de parçaladık, kozmik odalarına girdik. Dolayısıyla Sincar'da da aynı şeyi yapmamız lazım. Kandil'de de aynı şeyleri yapmamız lazım. Ha bunlar kolay mı? Değil. Niye değil? İşte birisi İran sınırları içerisinde, birisi Irak sınırları içerisinde. Sınır ötesi operasyonlar o kadar kolay değil maalesef. Evet. Evet hocam. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu şimdi Gara operasyonuyla ilgili bir kelime de konuşmak gerekir aslında. Gara'da operasyonda 13 vatandaşımız, askerimiz şehit edildi. Ama Türkiye 90'lı yıllarda Gara'ya gene operasyon düzenledi o zamanlar ama 90'la 97 arasında. Ama 40 bin 50 bin kişilik operasyonları bitti yapıldı. Mi yani? PKK bitti mi? Gara'da mı? Temizlendi mi tamamen? Yani şu an bizim askerimiz geri gelmiş de olsa orada İHA'ları, SİHA'larımız görevde hala. Yani o bölgede bir daha PKK oluşumu olmaması için devletimiz elinden geleni yapıyor. İşte o bölgeyi komple aldıktan sonra artık Sincar'a kapımız açılmış oluyor ve dolayısıyla bunun üstüne bir an önce Sincar'a gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben o sorunuzu söyleyeyim. Temizlenme izin verirseniz lütfen. Tabii. Ayrı kodları vardır bilir misiniz? Ayrı kodları. Ayrı kodunu istediğiniz kadar kesin, istediğiniz kadar kopartın, ayrı kodunun kökünü bulamazsınız. Kökü salmıştır. PKK'da ayrı kodu gibidir. Siz onun arkasındaki güçleri yok etmediğiniz müddetçe PKK'yı, YPG'yi yok edemezsiniz. Şimdi Sayın İçişleri Bakanımız buradan saygıyla selamlıyorum kendisini. Bizden de selam mücadelesini büyük takdirle karşılıyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. 300 kişiye düştü diyor. Müthiş bir başarı.
Peki Suriye'deki PKK'yı ne yapacağız? YPG'yi ne yapacağız? Kuzey Irak'tan Sincar'ı bölgeler. Tabii ki Sincar'daki, Kandil'deki PKK'yı ne yapacağız? Dolayısıyla ne diyor? Biz Türkiye'deki PKK'yı bitiriyoruz ama binlerce tır silah yığıldı Orta Doğu'ya. Kuzey Suriye'nin kuzeyine ve havalanları falan yapılıyor. Yani Orta Doğu'da bir ateş var. Bir ateş var, bir yangın var. Bu yangını şu an hissetmiyor olabiliriz ama bu yangın Türkiye'ye sıçraması mümkündür. Peki muhalefetin zaten itirazı işte Türkiye'nin daha sert şey yapması ama İçişleri Bakanlığı nezdinde bölgesel yönetim uyarıldı. Yeterli mi sizce yoksa hemen yani isterseniz bu konuda da cevaplarınızı alayım. Şöyle söyleyeyim. Yeterli mi hocam? Ya İçişleri şimdi yani İçişleri Bakanlığı nezdinde, gerekeni söyledi. Kardeşim bu açıklama yapmak zorundasınız dedi. Yani haddinizi bilin, onun yerinizi yurdunuzu bilin, kimsenin gazına gelmeyin. Hani birileri Yunanistan'ı gaza getirip Türkiye'ye karşı dayılık yaptırıyorlar ya. Bu da Papa orada gaz verdi bunlara. Papa'nın gazıyla dayılık yaptılar. Dışişleri Bakanlığı da kulaklarını çekti. Başka ne yapsın? Üzerlerine siyahları mı yollasın? Bence yeterli. Yani çünkü niye? Eninde sonunda onlar Türkiye her halükarda mecburlar. Varlıklarını Türkiye'ye borçlular. Peki referandum yapabildiler mi? İzin vermedik. Sonradan hocam şimdi şöyle bir şey soracağım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu beyefendi bölgesel yönetim bayrakları altında işte gitti daha sonra onun görüşmeleri yaptı. Evet. Şimdi muhalefet de yani burada diyor ki işte neden böyle bir şey? Yani bize burada şöyle söyleyeyim. Neden bu şimdi, bayraklar altında işte bakın, poz veriyorsunuz? Türkiye'nin biz burada bilimsel metotlar içerisinde bir konuşma, bir sohbet yapıyoruz. Tabii. Bizim burada derdimiz falan partiyi göklere çıkartıp filan partiyi de yerin dibine sokmak değil. Ama hayır başka bir şey söyleyeceğim. Evet, bu açıklamayı yapmamın nedenini biraz sonra göreceksiniz. Türkiye'nin en büyük talihsizliği ciddi, tutarlı, bilimsel metotlar içerisinde hareket eden, Türkiye'nin çıkar ve menfaatlerini gözeten, âli menfaatlerini gözeten muhalefetin olmaması. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı nedir? Yani Allah aşkına hangi ülkede var muhalefet etmek için muhalefet etmek anlayışı hangi ülkede var? Birçok zaman zaman duyuyoruz biz bizim görevimiz muhalefet etmek. Adımız olmaz. Muhalefet. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Muhalefet nedir biliyor musunuz? Yanlışların karşısında durup doğruları göstermek, alkışlamaktır. Hükümeti ateşlemek. Çünkü siz adam gibi bir muhalefet yaparsanız ülke gelişir. İktidar da der ki, hükümet de der ki ya evet bakın bu insanlar doğru söylüyor veya bu insanların dedikleri doğru peki der. Hocam şöyle bir şey var yani o yüzden siz Cumhuriyet Halk Partisi işte bu Papa olayında işte Türkiye'nin daha sert şey yapmasını bu şekilde mi veya da işte Türkiye iyi cevabını vermiştir Dışişleri Bakanlığı bu kısımda yeterli mi görüyor? Ya yani, o çok fazla onun sadece açıklamanın arkasında şey benim burada yanlış anlaşılma olmasın. Muhalif düşünenlerin adına da ben anladım sizi. Ben anladım da. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın o şeyi üzerine duracağınıza diyorum muhalefete. Yani bunu karşı çıkanlara bu açıklama üzerinde duracağınıza Papa'nın orada ne işi vardı? Papa oraya niye gitti? Diye bir eleştiri sorun. Bunu araştırın. Bunu sorun. Hani ben bakıyorum şöyle muhalefetten. Acaba Papa'nın oradaki çalışmalarını veya görüşmelerini eleştiren veya bunu yorumlayan ben hiç kimse yok. Ne Sayın Akşener'den duydum, ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan duydum, ne de diğer muhalif parti liderlerinden duydum. Şimdi muhalefet zaten şöyle bir şey yani açıklamalar şu yönde. Diyor ki işte bizim HDP ile burada bakın, başka bir şey daha söylüyorum. Başka bir şey daha. Allah aşkına. Bakın böyle muhalefet yok. Yani bakın şu vardır. Burada tabii ki gerekirse hükümeti de savunuruz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ama Mısır'la biz anlaşmak zorundayız. Evet tabii. Yani. Deniz mavi vatan için bir mavi vatan için iki Güney Kıbrıs'a ayar vermek için, üç Yunanistan'a ayar vermek için, dört haklarımızı korumak ve savunmak için biz Mısır'la Doğu Akdeniz'de anlaşmak zorundayız. Aynı Katar gibi. Bunun aksini söyleyen doğru söylemiyordur, yalan söylüyordur, Türkiye düşmanlığı yapıyordur. Ha, ne oldu?
bir muhalefet partimizin lideri ne dedi? Rabia öksüz kaldı. Böyle bir şey yok ya. Ya kardeşim burada şimdi ne alakası var? Yani böyle şimdi bakın kusura çok özür diliyorum. Biraz adrenalin yükseldi. Çünkü çok kızıyorum. Niye kızıyorum? Böyle bir anlayış, böyle bir muhalefet anlayışı İsmet yok. İsmet Hocam, özür diliyorum. Ben pardon, bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. Aynı konuyla ilgili. Alkışla ya. Alkışla. Bak evet kıvırdınız. Helal olsun. Doğu Akdeniz'de gerçekten sözünüzü dinlettiniz. Hakimiyetinizi perçinlediniz. Alkışla. Ben de seni alkışlayayım. Evet, şey, Rabia öksüz kaldı. Ya kardeşim ne alakası var Mısır'la Doğu Akdeniz'deki anlaşmanın Rabia ile bir... Biz o zaman ne yapalım? Hem diyorlar ki hem işte bütün komşularınızla kavgalısınız. Bütün komşularınızla kanlı bıçaklısınız. Hem de diyorlar ki niye siz barışıyorsunuz? Böyle bir muhalefet yok. Böyle bir muhalefet olamaz yani. Yani burada tabii ki biz burada hükümetin sözcülüğünü falan yapmıyoruz. Doğru neyse, gerçek neyse, olması gereken neyse onu söylemek bizim asli görevimiz. Evet. Buyurun. Buyurun. İsmet Bey, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika dahil 20 ülkeyi gezdim mesleğim icabı. Evet. Ben bunu zaten programlarımda aynı şekilde anlattığım bir konu. Hatta geçen hafta bu konuyu işledik. Dedik ki dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir muhalefet bulamazsınız. Muhalefetler hükümetleri ateşlemek için vardır. Yani örnek verdim geçen hafta ilk programda. Dedim ki 280 bin kilometre yol yapılmış bu ülkede. Yani aşağı yukarı karayollarının kendi bütçesiyle Türkiye genelinde 18 yıl boyunca 280 bin kilometre çift şeritli yol yapılmış. Hükümetin bir tanesinin tebliğini göremedik 18 yıl boyunca. Evet. Ya bu bir hizmettir. Bu ülkeye bir hizmet yapılmış. Bu ülkenin yola ihtiyacı vardır. Otobanlardan bahsetmiyorum. Yollardan bahsediyorum. Yani dünyanın diğer ülkesinde 280 bin kilometreyi boş verin 100 bin kilometre yol yapsa bir hükümet, muhalefetin demesi gereken sen bunu 150 bin kilometreye çıkart diye ateşlemek için muhalefet vardır. Ama bizim ülkemizde her şeyi eleştirmekle yükümlü olan bir muhalefet. Başka bir şey yok. Bir örnek daha vereceğim. Sözü lütfen sözünü istiyorum. Bakın, Gara Operasyonu dünya ordular arasında söyledim ama tekrar söylüyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve komuta kademesini başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın hepsini tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon. Kardeşim ya ne olur bir de seni tebrik et ya. 13 vatandaşımız, 13 askerimiz keşke şehit edilmemiş olsaydı. Keşke kurtarılmış olsaydı. Keşke. Bizim kaç tane askerimiz, polisimiz, 50 bin şehidimiz var. Bir tane verdik Allah aşkına. Bir yani, tanesine kınama mesajı yayınlamayan yani, muhalefet 13 kişinin yani peşine. Yani şimdi eğer gerçekten o 13 askerimize biz sahip çıkarız kardeşim. Tabii. O 3 de şehit oldu, 16 askerimize, bütün şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Allah gani gani mekanları cennet olsun. Kardeşim sen olaya nereden bakıyorsun? Hangi pencereden, hangi gözlükle bakıyorsun sen olaya? Niye? Bu ülke kanla yoğruldu, kanla kuruldu. Bastığın her yerde şehidin kanı vardır kardeşim. Bastığın her topraktan. Fışkırır, kan fışkırır. Mehmet Akif bunu çok güzel ifade etmiştir. Bastığın yerleri toprak diyerek yani geçme. Sen, ya bu ülkede ilk defa şehit vermiyoruz ki. Ha şu olsa, ya gerçekten oradaki operasyon son derece başarısız. Ondan sonra PKK'nın beli kırılmamış olsa, kalbi parçalanmamış vesaire vesaire vesaire. Daha farklı şeyler olsa eyvallah diyeceğiz ki ya evet biz de onlarla. Ama bana göre dünyanın en başarılı operasyonu. İndirme operasyonu yapıldı zaten. Kaldı ki dünyanın sayılı orduları bunu şu anda yapamıyor o helikopterle. Artı, girip çıktıkları artı halde. 5 yıl boyunca, bakın 5 yıl boyunca defalten görüşme olmuş. Eğer sen bir şey eleştireceksen, İşte Pervin Buldan, HDP'nin eş başkanı, arkadaşları biraz misafir edecekler. Sözünü eleştir. Tabii. Oraya bir şey de kardeşim, siz kiminle, siz nasıl bir irtibatınız var ki böyle bir konuşma yapıyorsunuz? Bunlara bir şey söyleyin. HDP'de CHP şeyini, Papa'nın ziyaretiyle ilgili başka söyleyeceğiniz yok. Bir şey var. Çok şey var ama başka konulara yani geçebiliriz. Yani tabii o biraz evet. Uzun olur. Evet. Şimdi yani biraz önce işte muhalefetten bahsetmişken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan ve Meral Hanım hakkında, Meral Akşener hakkında bir tweet attı. Evet. İki bayan için diye. Hı hı.
Tabii ki İyi Parti'de bir suskunluk, neden ikisini bir arada söyledi diye, dostluğun, kardeşliğin perçinleştiği diye bir tweet attı. Bu konuda isterseniz bu kez de Ersin Bey'den başlayalım. Olur, hocam. Tamam, nasıl isterseniz. Üstad, ben de başlayayım. Siz varken bana düşmez, ben sizden sonra devam edeyim. Peki, isterseniz. Tamam. Peki, hocam. Şimdi bakın. Yani o neden? Hocam kusura bakmayasınız. Dedim şimdi dersiniz ki hocamız anlatırken dinledim. Onun gibi bir cevheri bulmuşken bana hiç laf düşmesin anlamadım. Şey yaptıktan sonra. Eksik kaldığınız yerde. Sizin her biriniz güneş gibi parlayan yıldızlar, güneş gibi parlayan insanlarsınız, yıldızlar gibisiniz. O yüzden sizlerle program yapmak benim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Bu onuru ve şerefe bahşettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan ayrıca Osman Ocakları Genel Başkanı Kadir Can Polat'ı da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bakın, biraz evvel dedim ya, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere Ekrem İmamoğlu'na söyleyecek bir laf yok. O gereği yani düşündüğünü söyledi. Yani işte İyi Parti ile efendime söyleyeyim HDP, bir de artık ben onları sizi bir görüyorum, bir arada değerlendiriyorum dedi. Oraya söyleyecek hiçbir laf yok. O onun düşüncesi. Şimdi... Ama bakın, Sayın Akşener HDP'yi nerede değerlendiriyorsunuz denildiği zaman PKK'nın yanında değerlendiriyorum dedi. PKK terör örgütü, dolayısıyla HDP de terör örgütünün siyasi kolu dedi. Bunu dedi mi? Dedi. 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 Peki kardeşim, madem öyle, seni PKK'nın siyasi kolunun lideriyle aynı paragrafta konuşuluyorsun, neden sesini çıkartmıyorsun? Ne diyor? Bazı arkadaşlar rahatsız oldular. Niye? Peki sen rahatsız olmadın mı? Evet. Sormak soru lazım. Bu. Sen rahatsız olmadın mı? Asıl eleştirilmesi gereken konu bu. Evet. Eğer rahatsız olmuyorsan problem yok. Bir problem yok. Allah hayırlı uğurlu eylesin vatana millete. Birlikte beraberlikle bize yıllar diliyoruz. Herkes yerini bilsin. Herkes yerini bilsin. Herkes ayağını çeksin. Ona göre yorganlarsın. Yavuz Bey de Sayın hocam, Vekilimiz de ona göre ayağını. Diğer taraftan bitiriyorum. Diğer taraftan İYİ Parti'de bazı milletvekilleri tepki gösteriyor Yavuz Bey gibi. Tabii. Bazı, bu hafta bir de istifalar da var. Bazı vekiller de ya işte kadınlar günü falan diyor. Bu o kadar basit bir şey değil aslında. Yani şimdi sevgili izleyiciler, dinleyiciler diyecekler ki ya bir TV'de takıldınız. Hayır efendim, bu çok önemli bir çok olay. Çok büyük bir şey aslında. Yani takılacak bu konuda saatlerce konuşsak azdır. Niye? Terör örgütünün siyasi lideriyle siz aynı kefeye konuluyorsunuz. Dokunulmazlıklarda da hocam yani. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şimdi bunu ve burada arkadaşlar rahatsız oldular. Demek ki sen rahatsız olmadın. Olmadım. Demek ki eyvallah diyorsun. Tabanlı ölçüyorsun bence. Bence demek tabanlı ki, ölçüyorsun. Demek ki o zaman sen bu hareketinle HDP'ye selam yolluyorsun. Aynen öyle. Budur yani. HDP'ye mesaj yolluyorsun. Kardeşim tamam falan ve bunun üzerini kapatmaya kalkıyor. Kapatacak bir şey değil ki. Araya girerek bir şey söyleyeyim. Tezlekeler konusunu hemen söyleyin. Ona ekleme hem de buna da cevap beraber verirseniz memnun oluruz. Şimdi, bu haftaki mesela grup konuşmasında da işte partiden işte bu HDP ile yaklaşmasından dolayı istifalardan dolayı ağır hali olduğunun yani aralarındaki işte problemden dolayı grup konuşmasında ben işte dönmem davamda. Yalnız da kalsam dönmem davamdan dedi. Acaba bu ne? Davaları ne? Şimdi, sizce hocam. Şimdi teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben onu dinlerken inanın böyle şok derler ya. Gerçekten çok şok yaşadım. Ya kardeşim senin davan ne? Hepimizin davası ne? Türk milletinin varlık ve beka davasıdır. Türk milletinin muzafferiyetidir. Türk milletinin muhteşem Türkiye haline gelmesidir. Türk milletinin, muhasır medeniyetleri seviyesi üzerinde bir güneş gibi parlamasıdır. İşte o küresel güç olmasıdır. Şimdi hocam, bizim davamız bu. Şimdi, senin davan ne kardeşim? İşte acaba parti tüzükleri de yazılırken işte Amerika'ya bağımlı olacağımıza yani bağlı kalacağımıza diye bir tüzüklerinde madde vardı. Bu bir. Öyle ben, tabii. Var mı öyle bir madde? Ümit Özdağ, Meral Akşener dedi ki işte ben yazmadım dedi. Ümit Özdağ yazdı dedi. Tüzüğü ben yazmadım dedi. Benim tüzükten vallahi ben, evet yani bu yeni bir bilgi. NATO'ya özürüm olsun, NATO'ya. Amerika demeyelim. NATO demek zaten Amerika. NATO biraz deyince özür diliyorum. Her ne kadar NATO
Amerika NATO, NATO Amerika şimdi, demekse de o biraz hocam, farklı bir anlamı. Burada bir insanın davası olur. Diğer taraftan da işte Koray Aydın başka bir şey kurulduğunda dedi ki biz milliyetçi değiliz dedi. İşte biz Milliyetçi Hareket Partisi var. Biz merkez sağız dedi. Olur mu? Olur mu? Niye olur mu diyorum, itiraz ediyorum. İyi Parti MHP'den neden ayrıldı? Siz iyi milliyetçi değilsiniz. Tabii. Siz iyi milliyetçilik yapmıyorsunuz. İşte en iyi milliyetçi biziz diye ayrılmadılar mı kardeşim? Tabii. İşte bunlar işte kurulduktan sonra acaba farklı bir misyon mu yüklendiler hocam? Ya yani şimdi yani neden dolayı diyorum işte Sayın Cumhurbaşkanının söylediği şeyleri söylemiyorum. Şimdi neden dolayı bunu soruyorum hocam? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çıkıyor açıklamalarında bizim davamız ülkücülük davası. Davasını söylüyor. Veya da işte yani şu anki Saadet Partisi'ni söylemiyorum. Çünkü onlar da biraz Millet İttifakı'nda işte hangi çizgide olduklarını onların da anlayamadım. Yani rahmetli Erbakan'dan. İzin verirseniz bir şeye üslube, bunların davaları acaba üslube takılmak istiyorum. Tabii. Ben bir hanım deyince aklıma hani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik ya, böyle gerçekten nazik, kibar, ondan sonra böyle medeni kadın deyince, Türk kadını deyince aklımıza tabii, Mert, düz, birisi gelir. Yani. Tamam mı? Ağzı düzgün. Ne demek ya? Ben burada söylemiyorum. Yani kullandığı üslubu asla onaylamıyorum. Asla tasvip etmiyorum. Bunu farklı bir şekilde dile getirebilirdi. Tabii. 5 yıl evvel Sayın Bahçeli ile aralarında geçen özel bir konuşmayı sanki bugünmüş gibi gündeme getirmesini de anlamakta sıkıntı çekiyorum. Neyi veya kimlere mesaj veriyorsun ki Sayın Bahçeli'nin 5 yıl evvel söyledi veya söyledi, onu da tam olarak bilmiyorum. Sayın Bahçeli'den bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Gelmedi. Ondan sonra neden kardeşim bunu şimdi böyle bir şeyi gündeme getiriyorsun? Yani mağdur duruma mı düşmek istiyorsun? Veya işte bana hakaret edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki sen Sayın işte Cumhurbaşkanısın, bütün kadınların namusundan sorumlusun. Eyvallah, kabul. Doğru. Evet, doğru kabul ediyorum. Tabii. Kabul ediyorum, doğru. İyi de bunu şimdi neden gündeme getiriyorsun? Yani bunu gündeme getirecek bir olay olmuştur. Bugün senin, olmuştur. Senin namus, Allah korusun, namusuna, ahlakına, aile yapına birisi bir şey dese herkesten evvel ben karşı çıkarım. Ama şöyle bir şey var, yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı zaten o konuda dedi ki siyasi olarak gizli bir görüşmesini ben söyledim. Yani namusuyla alakalı söylemediğini zaten MHP Genel Başkanı söyledi. Meral Akşener'in ilk siyasal olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmeden önce de zaten AK Parti kadrolarında olduğu, kurucularında, hatta oğlunun nikah şahidi. Evet. Orada son yüzyılın işte büyük lideri göreceksiniz dedi. Ama milletvekili seçilmediği için Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Genel başkan adaylığa da vekil olmadığı için, vekil yazmadığınız için ben çıkıyorum imza sürecinde dediğini ben yakın bilenlerden birisi. Yani milletvekili yazılsaydı herhangi bir şey olmayacaktı. Geçip partide devam edecekti. Daha sonra acaba Meral Akşener'e ne gibi bir dava yüklediler ki bir anda dava adamı oldu, diyor ki işte ben davamın peşindeyim diyor. Yalnız da kalsam diyor. Evet. Başka bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani çok çünkü Haziran'da başbakan olacağını, işi daha hatırlatmak Temmuz'da istiyorum. Olacağını söylüyor. Dikkat ederseniz çok uzun bir zaman evvel değil, çok kısa bir zaman içerisinde Cumhurbaşkanı ne dedi İYİ Parti için? Yerli ve milli dedi, değil mi? Bakın bu çok ciddi bir jestler bu. Tabii. Ve siz bu ve şeyde Bahçeli ne dedi? Eve gidiyorum. Evinize dönün. Evinize dönün dedi. Bundan güzel mesajı. Zaten eve gidiyorum dedi, kendi evini kastederek. Bakın yani size insanlar zeytin dalı uzatıyorlar. Tamam mı? Yani hiçbir şey yapmasanız bile, yani onlarla birlikte hareket etmeseniz bile bu jeste, jeste karşılık ver. Tabii. Eve gideceğim deyip yine muhalefet yap. Bakın yine muhalefet yap. Yine söylediklerini söyle. Yine ne yapman gerekiyorsa yap. Yanlışları söyleyecek söyle. Hataları söyle. Tabii ki söyle. Söyleyeceksin. Senin görevin bu zaten. Ama sen bunları söylemeyip de bana işte bunu şunu dediler, bana bunu yaptılar, ne şey ergen kızlar gibi kavga etmenin bir anlamı yok ki yani. Ya böyle bir şey yok. O yüzden ben ciddiyet diyorum. Tabii yani
Siyaset son yıllarda gerçekten de böyle siyasi parti genel başkanlarının açıklamaları kavga üzerine sürekli oluyor. Eski siyasileri özler duruma geliyoruz. Evet. Çünkü ağza alınmayacak. Dediğiniz gibi işte 8 Mart Kadınlar Günü'nde affedersiniz işte ben namerdim farklı farklı şeyler söylemesini biz de buradan tabii ki Meral Hanım'a asla yakışmadı. Kesinlikle. Ama bir hanıma yakışmadı. Yani siz burada ekleyeceğiniz bir şey var mı Ersin Bey? Şimdi herkesin gözünden kaçan Meral Akşener'le, Sayın Meral Akşener'le ilgili kimsenin dikkat etmediği bir ayrıntı var aslında. Devamlı Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap olmaya çalışıyor. Hiç kimse farkında değil ama. Yani Devlet Bahçeli'yi değil de onun bir üstündeki sayın, ya üstündeki değil aslında yanlış anlaşılmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza la diyaloğa geçmeye, yani muhalefeti onun seviyesine çıkmaya çalışıyor. Hatta bazı söylemlerinde küçük muhalefet ortağı, küçük enişte gibi MHP liderimize böyle açıklamalar yapıyor. Ben bugünkü çıkışı da Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için, yani onun seviyesinde siyaset yaptığını dünyaya göstermek için bu çaba içine girdiğine inanıyorum. Şimdi zaten mantık olarak baktığınız zaman iktidar kendi muhalefetini oluşturur. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı... Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar Meral Akşener'i birebir hiç hedef yani alıp da muhalefet yaptığını ben görmedim. Şimdi yanlış Cumhurbaşkanı Meral Akşener'i hedef aldığı an, yani burada da yani onların adına şimdi... Siyaset yaptığı an dersek yanlış olmasın. Şimdi şöyle bir şey var. Yanlış anlaşılmasın konuştuklarımız. Cumhurbaşkanı karşı muhalefeti kendisi. Yani iktidar muhalefeti kendisi oluşturur. Meral Akşener'i söylediği an ana muhalefete otomatik zaten Meral Akşener'i geçer. Meral Akşener de yani Ersin Bey siz de bir siyasi parti başkanı olduğunuz zaman bunun için uğraşmaz mısınız? Tabii ama Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar onunla birebir yani CHP ile konuştuğu hiçbir şeyi direktmen İYİ Parti'ye yönetmedi diye görüyorum ben. Öyle görüyorum. Neden yönetmiyor o zaman? Yani onlar da en azından muhalefet partisi yani işte ülkenin sıkıntılarını konuşuyor. Veya da işte o da bir siyasi parti. Mecliste grupları var yani Cumhurbaşkanı. Ya elbette ben şimdi İYİ yani Parti'yi Kemal kötülemedim. Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanı dişine göre mi buldu? Hayır alakası yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu her şeyini Sayın Cumhurbaşkanımız cevabını rahat bir şekilde şimdi, tamam, veremiyor. Ben hangi açıdan? Yanlış anlaşılma olmasın. Grupların ben adaletli davranmak zorundayım. Anladım. Yani nasıl adaletli davranmak zorundayım? İzin verirseniz. Çünkü bizi izleyen İYİ buyurun. Partili arkadaşlar. İzin verirseniz. Ben ne demek istediğinizi anladım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı İYİ Parti'ye karşı yumuşak bir yaklaşım sempatik içerisinde. Bir i̇şte, yaklaşım için. Yerli ve milli demiş olması çok anlamlı ve önemli. Şundan zaten kaynaklı olabilir mi hocam? Yani ek olsun diye soracağım. Evet. Yani bunun cevabını almak zorundayım evet. Sizlerden değerli konuklar. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yerli ve milli demekle yani İşte İYİ Parti tabanından da çünkü İYİ Parti kuruluş amacıyla sağ seçmene hitap ediyor. Yani solun 20'nin yani üzerinde almayacağı ılımlı ülkücülük. 20'nin üzerinde iktidara gitme şansı yok Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi şöyle Sayın Cumhurbaşkanı da acaba burada İYİ Parti'yi o konularda karşısına almayarak sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten 20'nin üzerinde benim, çıkmazlar. Benim anladığım kadarıyla onun için mi muhatap oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı İYİ Parti ile köprüler atmak istemiyor. Devlet Bahçeli mi bırakmıyor? Devlet Bahçeli de atmak istemiyor. Ama çok ilginç Sayın Akşener MHP ile bir kere köprüleri attı. Atmış. Attı yani. Yani bu son çıkışıyla yani hani bir laf vardır. Sende evlat acısı, bende kuyruk acısı varken biz artık bir araya gelemeyiz. Olayı var ya hatırlarsanız öyle bir hikaye var. Şimdi bu kadar laftan sonra bir araya gelmeleri çok zor. İmkansız mı? Hayır değil. Hiçbir şey, siyasette hiçbir şey imkansız değildir. Olabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Akşener yani çok fazla köprüler atmak istemiyor. Mesela işte orada diyor ki benim namusumun da şeyi sensin. Savunucusu sensin. Bütün kadınların namusundan sen sorumlusun derken benim namusumdan da sen sorumlusun. Tabii devletin tepesi. Gibi. Tabii. Yani bu ciddi şey bir çıkıştır. Ciddi ve güzel bir çıkıştır aslında. Bu da Cumhurbaşkanı'na bir mesajdır aslında. Yani benim seninle bir derdim yok. Benim seninle bir sıkıntım yok. Ondan sonra benim esas sıkıntım Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli ile sıkıntım var.
Yani oraya bir mesaj yolluyor. Ha bu mesajın altında ne var? Onu zaman gösterecek. Neden bir mesaj yolluyor? Bana göre. Onu yorumunu yapmak zorundayız. Madem buraya oturuyoruz. Şimdi hepimizin bildiği gibi partiler, muhalefet partileri tel tel dökülüyor. Bu tel tel dökülenlerden birisi de İYİ Parti. Maalesef o da tel tel dökülüyor. Yani nereden anlıyoruz? Kesinlikle biz ne İYİ Parti'yi karalayalım, ne CHP'yi karalayalım, ne de başka bir parti. Böyle bir derdimiz yok. Olamaz. Bakın böyle dikkat ederseniz ben zaten. Burada... Peki şimdi soru şu. İYİ Parti'nin kurucuları nerede? İşte Ümit Özdağ'dan tut da Yeniçeri'ye varıncaya kadar eski Türkler Kurum Başkanımız varıncaya kadar. Cezmi Polat vardı. Nerede bunlar? Yörük Ali Paşalar nerede? Birçok genel başkan yardımcısı ve birçok kurucular Yusuf Hacıoğlu, Halaçoğlu nerede bunlar? Yani yeni bir parti kuruluyor içerisinden. Üç, partinin içine inanılmaz rahatsızlıklar ve istifalar var. Yani Cumhurbaşkanı'na mesajının yollamasının yani böyle güzellik mesajı, ben ona güzel mesaj diyorum, yollamasının altında tel tel dökülme var mı? Yok. Bu onu merak ediyorum açıkçası. Tabii bunu ondan daha kimse bilemez. Peki Cumhur İttifakı'nı zedelemek için yapmış olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şöyle başka şeyler olabilir. Şey olabilir. Yani MHP'nin yerinde ben olayım diye olabilir. Ben de öyle belki vardı. Tabii değişik yerlere çekilebilir, bu ayrı bir konu ama. Çünkü şimdi şöyle bir şey de var. Şu şey çok önemli. Bakın. Hocam ama yani buna, Cumhurbaşkanı yani, bütün kadınların namusunun koruyucusudur. Yani, demesi çok anlamlı ve önemli. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerinde Cumhur İttifakı'nda ben mi olayım? Onu mu yoksa yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu bizim yorumumuz sadece. Tabii şu an, bakış açımız. Şu an olayı böyle okumaya çalışıyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nı bölmek veya araya yani Cumhur İttifakı'yla sağlam temelleri olan bir Cumhur İttifakı öyle her muhalefetin ittifak gibi kolay parçalanacağını. Yani, sosyal medyada da basında da görüyoruz. İşte İYİ Parti'de istifalar olacak. İşte 17 milli şeye destek verecekti. Cumhur İttifakı'nda olacaktı. Peki bunu şu pencereden de bakabilir miyiz? Cumhur İttifakı'nın bunu kasıtlı çıkarmış olabilir mi? Ben şöyle de düşünüyorum. Buyurun. Özür dilerim. Estağfurullah. Bazen orman yangınları olur. Orman yangınları. Ve o yangınları söndürmek için küçük yangınlar çıkartırsınız. Evet. Yani çevredeki bazı yerleri yakarak o yangının komple yayılmasını engellersiniz. Biliyorsunuz bu tweetle ilgili epey bir İYİ Parti'de bir karışıklık olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ve ben tabanı susturmak için Meral Akser'in böyle bir çıkış yaptığını da söyleyebilirim yani. Tabii. Çok önemli. Şunda tabanı, en fikiriz. Sayın Akşener'in bu son konuşmasındaki işte falanın filanın fişmekanımın altında yatan neden partideki bir takım suların durulması içindir. Yani biliyorsunuz gündemi değiştirdi. Heyecanlı milletiz biz. Peki hocam şöyle bir şey var. Yani bunlarda da işte Millet İttifakı'ndan baktığınız zaman onlar da yani diyor ki işte Sayın Cumhurbaşkanı'na işaret ederek diyor ki işte Millet İttifakı'nı sulandırmak için işte Muharrem İnce'ye de parti kurduruyor. İşte parti içerisindeki insanlar işte bu şekilde yönlendiriyor. İşte kamuoyunda konuşulan işte Davutoğlu ve Babacan'a da Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti kurdurulduğunu yani evet ya, sizden. Şöyle Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ilgili söyleyeceğim şey şu, tek kelime söylüyorum. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, evet. Allah size bakanlık, başbakanlık, başbakan yardımcılığı nasip etmiş. Başka ne istiyorsunuz? Bundan başka gurur duyabileceğiniz yer neresi? Yani bundan yukarı gidebileceğiniz yer yani neresi? Yani sizin niyetiniz cumhurbaşkanı olmak mı? Devlet başkanı olmak mı? Gerçekten böyle bir idealiniz böyle. Tabii ki 84 milyondaki herkesin böyle bir hayali olabilir. Tabii, elbette. Tabii. İdealist olan insanları alkışlamamız ama, lazım şimdi. Yani ama buradan... Sayın Cumhurbaşkanı size bu kapıları açmış. Sizi oralara kadar getirmiş. Siz
Şu an yapmak isteyip de yapamadığınız ne var ki o dönemde? Bunun neyin derdindesiniz? Sayın Davutoğlu'nun. Çünkü eğer sen yapmak istediğin bir şey yapamadıysan, o zaman neden söylemedin? Ben bunları yapamıyorum diye. Ya niye çekip gitmedin? O yüzden Allah sana bunları size bunları bahşetmiş. Milyonlarca insanın hayal bile kuramayacağı şeyleri yaşamışsınız. Yücelmişsiniz. Siz neyin derdindesiniz ya? Yani her ikisi de inançlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Bir şey var hocam. Davutoğlu'nun başbakanlığı görevindeyken alındı. Babacan'ı daha sonra fark bakanlıktan etmez. Alındı. Ama sonuçta bir başbakanlık yaptı ama. Yani sonuçta başbakan yardımcılığı yaptı. Babacan Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bunlar çok çok önemli, çok çok önemli üst düzey görevler. İsmet Bey, Davutoğlu'nun sözleri hala kulağımda Sayın Davutoğlu'nun. Ben bu davaya asla ihanet etmem deyip de bugün Cumhur İttifakı'nın karşısında olması bile, yani gerçekten çok üzücü, insanın gözünün içine ya baka neden baka. Parti kurdu diye mi Ersin Bey? Bunun ya, için mi? Hayır, bu kadar Sayın Üstadımın yani dediği gibi. Bunu hangi açıdan soruyorum hocam? Şimdi örnek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da zamanında Refah Partisi'nden işte rahmetli Necmettin Erbakan'dan ayrıldı, parti kurdu. Şimdi parti saniye. Kurmak. Yani bir saniye, aynı şey kefeye koyamazsınız. Erbakan hocamla Erbakan hocayla parti kurmalarından dolayı mı diyorum? Müsaade edin. Şey Erbakan hocayla Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlık mı yaşadı, ya da Erbakan hocamız Sayın Cumhurbaşkanımıza başbakanlık mı yaptırdı ki aynı şimdi, kefeye koyuyoruz? Yani ben ikisini karşılaştırmak mümkün değil. Söz konusu bile tabii. Değil. İkisi çok farklı şeylerdi. Bir şey söyleyeceğim hocam. Yani özür dileyerek. Tabii anlamak önemli. Şimdi ben buradan şunu yapmak zorundayım. Evet. Tek taraflı soru soramam hocam. Estağfurullah. Fikir hani programının özelliği. Gelecek Partisi'nden de izleyen vatandaşımız benim adıma bu buradan sorumu soruyor desin. Evet. Çünkü tek taraflı soru sormamız olmaz. Tabii ki. Ve da İYİ Partili de herkesin adına ben burada sormak ve cevapları almak doğrusu zorundayım. Zaten. Biz de doğrusu zaten herkese cevap verebilmek yani için buradayız üstadım. Öncelikle özür dileyerek de lafınızı kestim. Şimdi Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Evet. Bunlar da işte başbakanlık veya da bakanlık yaptıktan sonra işte Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı yapıyordu Sayın Necmettin Erbakan döneminde. Parti kurdu. Dedi biz çıktık işte iktidara talibiz dedi. Bunları da yapamaz mı yani? Sıkıntı ne? Evet Ersin hocam siz cevaplıyordunuz. Bence peki. Çok kısa bir şey söyleyeyim ondan sonra. Peki, buyurun. Benim onlara tavsiyem ikisi beraber birleşsin, tek parti haline dönsün. Onlar gene birbiriyle çelişecek. Çünkü tinet farklı. Hı. Çünkü bir yerlere bir insanları getirdikten sonra orayı unutup tekrar ayrı yol çizmek, Sayın Üstadım'ın dediği gibi tekrar söylüyorum, Deva Partisi ile gelecek miydi? Gelecek. Gelecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. İzninizle. Buyurun. Zamanımız var değil mi? Biraz arkaya doğru yanaşırsan Ersin Bey. Tamam buyurun. Var değil mi? Buyurun. Var. Tabii. Şimdi bir parti kurulurken bir parti niye kurulur? Siyasette bir boşluk görürsünüz. Farklı düşünürsünüz. Tamam mı? Ondan sonra veya Türkiye'ye yeni bir ses, yeni bir soluk, yeni bir nefes getireceğine inanırsınız. Buna göre plan programınızı yaparsanız parti kurarsınız. Oysa işte 3-5 kişi bir araya geldi mi parti kuruyorsunuz zaten. Parti kurmak çok zor bir olay değil. Ama Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu Allah aşkına farklı ne söylüyorlar ki? Ne söyleyecekler ki bir parti kurdular? Yani siz hükümetteyken... Söylüyorlar siz mi göremiyorsunuz hocam yani? Ha söylüyorlar biz mi göremiyoruz? Olabilir, mümkündür tabii geçen ki. Geçen yani bir mesaj atmıştı buradan. Evet. Gelecek Partisi bir ilçe başkanı işte. Yani o sormuştu ben de onu size soruyorum. Çok güzel söylüyorsunuz. Yani ilk programda burada eleştirmişti. Evet. Gündem Özel'e Adem Bey'le katıldığında... İşte orada eleştirdiğim için diyor ki işte söylüyor takip etmiyorsunuz. Acaba söylüyorlar veya da yeni söylemleri var veya da biz... Bir kere ben acizane bütün siyasi konuşmaları takip ediyorum. Çünkü ben aynı zamanda köşe yazarlığı yapıyorum, gazeteciyim. Yok, bildiğim için. Dolayısıyla bunları izlemek zorundayım. Takip etmek zorundayım. Takip etmek zorundayım.
Davutoğlu'nun da şeyin de Babacan'ın da Sayın Babacan'ın da yapmış olduğu şey hükümet tabii ki eleştirsin. Yani kesin burada bir sıkıntı yok. Sürekli bir eleştiri. Şunu yanlış yap. Tamam yanlış, söyle bunları hep söyle. Ama sen ne yapacaksın? Bunu da söyle o zaman. İcraat. Yani sen iktidar olunca bunları söylüyor da biz görmüyorsak demek ki o zaman bizde bir sıkıntı var demektir. O zaman buradan şu çıkmıyor. Evet, işte kamuoyunda işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bunlara parti kurdurduğunu, bunlar da bir iki AK Parti'den kopanları orada toparlayın. Seçimde bizimle beraber olun diye de olmuş olamaz mı hocam? Yani sen diyorsun ki Cumhur İttifakı'na da destek verecekler dışarıdan diyorsun. Ben yani, diyorum ki o zaman yani bu da konuşuluyor. Bu kadar çileye ne gerek var? Partinin içinde kalsalardı. Bakın, madem öyle bir şey varsa. Üslup şu olmanı izninizle. Kusura bakmayın lütfen. Üslup şu olmalı. Öyle bir şey olursa üslup şu olmalı. Tavır da şu olmalı. Siyasetçinin tavrı. Gerçek muhalefet yapan siyasetçinin tavrı şu olmalıdır. Arkadaş sen şunu yanlış yapıyorsun. Bunun doğrusu budur. Diyebilmeli. Demelidir. Demelidir. Yanlışı ortaya koyarken doğruyu da söylemen gerekir. Eğer sen doğruyu söyleyemiyorsan, sadece eleştiriyorsan burada bir sıkıntı var demektir. Yani mesela örnek veriyorum. İşte nedir? Pandemi döneminde bütün dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadı değil mi? Türkiye'de de evet. Ekonomik kriz yaşıyor. Buna rağmen 1.8 büyümüş olması da gerçekten ben alkışlıyorum. Emeği geçen herkesi alkışlıyorum. Keşke savunma vaktimiz varsa savunma sanayine girsek müthiş olur. Neyse. Dolayısıyla bunu sen görmemezlikten geliyorsun. Yandık, bittik, tükendik, mahvolduk, perişan olduk. Bir yıl evvel veya iki yıl evvel. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta ben demiştim ki, yazmıştım ki ya ortada ben bir yanan, yıkılan, yok olan bir şey görmüyorum. Birisi bana bunu göstersin. Evet, ülkede ekonomik krizi var mı? Var. Atlatacağız inşallah. Hangi ülkede yok? İki. Yaşamadığım bir dönem iki, var mı? İşsizlik, bu krizi işsizlik bir dönem var mı? Var. Hangi ülkede yok? Ama muhalefet yani işsizlikten veya da işte krizden bahsetmesinden doğal bu, olabilir mi? Bu hangi hayır, ülkede... Hayır. Bak şimdi. Ben bitireyim izninizle. Hangi ülkede yok derken bunu normal karşılıyorum anlaşılmasın. Tabii. Elbette ki işsizliğe çözüm bulmak lazım. Muhalefet de bunu eleştiriyor. Efendime söyleyeyim. Döviz sorununa çözüm bulmak lazım. Ülkenin ekonomisini zirveye taşımak lazım. Vesaire vesaire. Merkez Bankası rezervleri milyar dolarlar olsun. Elbette ki olmalıdır. Ama siz bir şeyi eleştirirken ben de hiç kimsenin işsiz kalmasını, Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Asla istemem. Asla kimse kimseye muhtaç olmasın. Asla istemem. Dolayısıyla ama bir şeyi eleştirirken bunun doğrusunu ortaya koyacaksın. Tamam, pandemi döneminde, salgın döneminde bu tip sıkıntılar oldu ama şu yapılsaydı olmazdı. Söyleyin. Şu yapılsaydı olmazdı. Ben duymadım. Bugüne kadar duyan var mı? Yani işte bir yıl içerisinde işsizlik arttı mı? Evet arttı. Ekonomik sıkıntı arttı mı? Evet arttı. Doğru bunlar. Aslında muhalefetin eksiği şu değil mi hocam? İşsizlik var mı? İşte biz iktidara gelsek işsizliği şu şekil çözeceğiz. Onlarla. Yani o da yok bu şekilde ortada. Proje üreterek muhalefet yapmaları daha mantıklı olur mu? Tabii ki. Bir söylemek istediğim o zaten. Yani yanlışı söyleyin. Tabii ki söyleyin. Söyleyeceksiniz de. Ama bunu söylerken şöyle olmalıydı. Şöyle yapılmalıydı. Şöyle yapmalıyız. Demek değil zorundasınız. Mi? Muhalefet, gerçek muhalefet budur. Gerçek siyaset budur. Siyaset yönetmektir. Yönetme sanatıdır. Acaba iktidarla aralarındaki veya da vatandaşla işte köprü bağı kuramamaları buradan mı kaynaklanıyor hocam? Çünkü ya. 20 yıldır AK Parti iktidarı her seçime girdi. Ya Allah aşkına insan şunu sorar. Sen iktidar oldun mu der. Babacan da, Sayın Babacan da, Sayın Davut oldu, iktidarı oldun. Peki şu an yapmak isteyip de yapamadığınız ne? Bize yaptırmadılar diyebiliyor musunuz? Peki dediniz diyelim. Peki ülkenin o anki siz iktidardayken durumu nasıldı? Yani insanlar bunu soruyor. Ben mesela bir şeyi anlarım. Bir Sayın Muharrem İnce'yi anlarım. Niye anlarım? Onu söyleyeyim. Şey olduğu için değil. Yani muhalefet olduğu CHP'den için falan. CHP'den olduğu için falan filan değil. Niye anlarım? Diyor ki kardeşim diyor. Ben diyor işte şu kadar yıldır CHP'liyim diyor.
Ondan sonra biz diyor %35 hiç bulamadık diyor. İşte bölüyorsun diyorlar. Diyor ki yani CHP diyor %35 oldu da ben mi engelledim diyor. Tamam mı? İşte hani diyor ya yenildin diye bir tekellemesi var çıkmışsın da. Yani, bunu anlarım. Çıkmışsın yani. Yani bu partiden bir partinin içerisinde partiden çıkmayın ben anlarım. Muhalefet olduğu için falan filan değil. Niye? Çünkü bir partinin hedefi nedir? İktidar olmaktır. Ya hele hele ana muhalefet partisinin hedefi iktidar olamıyorsan demek ki sende bir sıkıntı var demektir. Bırakacaksın. Şimdi başkasına bırakacaksın. Hocam. Peki Sayın Üstadımız bu konuyla ilgili bir yorum yapayım. Sonra sizin de dediğiniz gibi muhalefetin. Şimdi CHP ile ilgili önemli bir sorum olacak. İki konu, siz, ama bu iki konuya bir ekleme siz, yapayım. Acaba CHP bu ülkede iktidar olmak istemiyor olabilir mi? Bakın çok net bir şey soruyorum. Çünkü hükümet olmak, iktidar olmak, sorumluluk almak demektir. Evet. Ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle asla bu sorumluluğu alabilecek, kendi de zaten onu görmediğini ben düşünüyorum. Ve sadece muhalefette kalmayı, bunun da en büyük örneği Muharrem İnce'yi, Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yapması. Şimdi hani peki, bu asla, ben artık buna inanmaya başladım. Özür dilerim söylüyorum. Gerçekten CHP bu ülkede muhalefet iktidar olmak istemiyor. Çünkü iktidar olmak taşın elini altına koymaktır. Çünkü iktidar olmak 83 milyonun sorumluluğunu almaktır. Biraz önceki sordum. AK Parti kasıtlı mı işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana muhalefette tutuyor sizce? Ersin Bey. Valla isteseniz böyle bir muhalefet bulamazsınız. Ben 100 yıl arasanız Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. 100 yıl arasanız böyle bir muhalefet bulamazsınız. Şöyle söyleyeyim size. Halka rağmen halkın milli ve manevi değerleriyle, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, inancıyla, milli duygularıyla oynarsanız, siz, hani sittin sene derler ya, sittin sene iktidar olamazsınız kardeşim. CHP, ben kendimi bildim bileli, halkın değer yargılarıyla oynuyor. Bakın, halkın değer yargılarıyla oynuyor. Ne üstüne yapıyor? Bakma mı var yani hocam CHP? Üstten onu bir köşeye bırakın. Yani onu daha insanları ikiye bölüyor. 28 Şubat'ı hatırlayın. Kılıçdaroğlu geçen mesela işte makarnacılar diye. Hayır, yok şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın bu ülkede ikna doları kuran kim? Bu ülkede kızımızın başındaki başörtüye elini uzatan kim? Sokaktaki kızımıza başındaki başörtüyü çekip alan kim? Başını örtüyorsun diye okullara almayan hangi zihniyet? Devlet memuru olarak bakın, almadıkları. Hangi zihniyet? İki, sizin inancın 15 Temmuz'da selalar okunurken gidip müezzini tartaklayan kim? Hangi zihniyet? Paşam ne zaman ihtilal yapacaksınız diye 28 Şubat'ta hangi zihniyet? Veya yine İşte kalkancıları, şunları, azimencileri bu ülkenin başına getir, bu ülkenin başına bela edip bakın bunlar İslam'dır diye İslam'a cümseyen, İslam'a gerici ve yobaz diyen hangi zihniyet? Bakın yani bunları üst üste koyduğumuz zaman sizin inancınızı, caminizi, kitabınızı küçümseyen hangi zihniyet? Şimdi örnek veriyorum. Adam namazla, niyazla, ezanla hiç alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Kabul bile etmiyor. Namazı niye Türkçe kılmıyoruz? Kur'an'ı niye Türkçe okumuyoruz? Ezan niye Türkçe okumuyor? Kardeşim soru şu. Sen namaz kılıyor musun? Yok. Namazda senin niyetin var mı? Ezanda niyetin var mı? Kur'an'da niyetin var mı? Yok. Ha. Siz eğer milletin inançları, idealleriyle savaşırsanız, çatışırsanız bundan daha iyisini beklemeyin. Almış olduğunuz %25 bile çok fazla. Çok fazla. Şimdi siz Mustafa Kemal Atatürk'ü ben işte ona Atatürk demem derseniz bu milletin kahramanlarıyla çatışıyorsunuz demektir yani. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kavga mı var? Yani dağılmak üzere mi? Şimdi üstadım, nereden tutsanız elinizde kalıyor bu konu. Şimdi aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun nereden geldiğine bakmak lazım. Tabanının i̇şte, nereden geldiğine bakmak lazım. Farklı siyasi görüşler mi var CHP içerisinde? CHP şu anda tamamen Atatürk'ün çizgisinden çıkmış. Kendi tabanı artık HDP ittifakını kabul etmiş.
Biz 100 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi böyle bir şey. Değil mi üstadım? Tabii ki. 100 yıl düşünsek CHP ile HDP ittifakına Atatürkçü tabanı tamam. evet diyebileceği tamam. aklımızın ucundan geçmezdi maalesef. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tamam. onu da adapte etti. Şimdi ben o konuda bir daha şey söyleyeyim. Ondan sonra konuyu tekrar vereceğim. CHP HDP'leşiyor. Oysa ki HDP nedir? Küçük partidir oy oranı olarak. CHP büyük partidir oy oranı olarak. Aslında o içinde HDP'yi eritmesi gerekirken HDP onu eritiyor, yok ediyor. Yani CHP HDP'leşiyor. Nereden anlıyoruz bunu? Bir kerecik olsun, bir kerecik olsun HDP'nin aleyhinde ciddi bir söylemini siyaseten söylenmişlerin dışında samimi olarak söylediğini ben hatırlamıyorum. Yok, söylemiyorum. Evet. Şimdi bakın Allah aşkına, ben niye PKK'yı bahsetmedin, isimle zikretmedin diyor, reklamını yapıyorum. Böyle bir siyaset yok, böyle bir siyaset olamaz. Yıllarca yani, salı günleri her konuşmasında IŞİD'de DAEŞ'te diye anlatmasını evet. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman yapıyordu. Şimdi özellikle şunu CHP ile ilgili son olarak şunu demek istiyorum. CHP klikler partisidir. Dolayısıyla orada çok ciddi klikler vardır. PKK'nın çok ciddi CHDP'nin ve dolayısıyla PKK'nın çok ciddi bir etkisi vardır. PKK'nın cenazesine katılan milletvekillerini kimse unutmadı yani. Başsağlığına gidenleri kimse unutmadı. Artı hapishanelerde PKK militanlarını ziyaret etmeyi kimse unutmadı. Artı adalet yürüyüşü, ki ben ona farklı bir yürüyüş diyorum. Sadece bir milletvekilinin hürriyeti için yapılmış bir yürüyüştür o ayrı bir olay. Orada PKK'lılar, HDP'lilerle kol kola yürürken kime ne mesaj verdin? Hadi bakalım, millet demeyecek mi ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen terörle kol kola iç içe niye duruyorsun? Şimdi istediğin kadar haklı ol. Bakın istediğiniz kadar haklı ol. Eğer siz bu milletin evlatlarını şehit edenlerle kol kola giriyorsanız bu millet sizi sandığa gömer kardeşim. Şimdi hocam muhalefete de baktığınız zaman işte çözüm sürecini ve bunlar da diyor işte çözüm sürecinde de işte bakanlar herkes beraberdi diyor. Çözüm süreciyle şu an HDP'nin yaşadığı aynı şey değil ki. Şöyle bir şey var yani yanlış anlaşılma olmasın. Ben de o vatandaşlarımızın adına yani herkes adına sormak istiyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi CHP'den de sürekli şunu soruyorlar. Diyorlar ki tamam diyorlar. Biz Pervin Buldan'la şey yapıyoruz. İşte TRT'de Osman Öcalan neden çıktı diyorlar. Bu konuyu da söyleyeyim. Siz buyurun. Ben sonra eklemem. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere o kesinlikle yanlıştı. Hataydı. Asla olmaması gereken bir olaydı. Çünkü Osman, kırmızı bültenle kesinlikle aranan birisi. Bakın. Net ben bunları söylediğim için çok rahatlıkla söylüyorum. Bir, çözüm süreci yanlıştı. Bunu tam o dönemde yanlış diyenler içerisindeydim ben. Bu konuda benim yazılarım var. O dönemden kalma. Çözüm sürecini hiçbir zaman onaylamadım ben. Çünkü PKK daha piknik yapmaya gitmedi. Piknik yapmaya çıkmadı. Bir, iki, PKK'nın arkasında güçler var. PKK'yı kullanan güçler var. Yani PKK ile çözüm süreci olması mümkün değil. Böyle bir şey yok. İki, üstelik biz silah bırakmayız. Siz silah bırakın, biz de silah bırakalım diyen insanlarla siz çözüm süreci yapabilir misiniz? Siz kim? Türk ordusu. Devlet. Devlet silah bırakır mı ya? Böyle bir şey var mı? Siz bu insanlarla çözüm süreci yapamayız. Bir, iki. Osman Öncan olayı tamamen yanlıştı. Hataydı. Asla olmaması gerekirdi. Bunu zaten herkes söylüyor. Yani eminim Sayın Cumhurbaşkanı da o dönem tekrar gelse aynı şeyi yapacağına ihtimal bile vermiyorum. İzin vereceğine ihtimal bile vermiyorum. Düzeltiyorum. Yani TRT'ye böyle bir izin asla vermez. Vermez de. Yok, ben Cumhurbaşkanlığımız izin verdi şeyinde değil de. İzin vermezdi. Onu söylüyorum. Çünkü şimdi, TRT devletin haberi oldu mu devletin acaba? Yani yayın yapılana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi var mıydı? Ben yani sonrasında da yani şimdi sonrasında da yani sıradan biriyle röportaj yapmıyor. Yani onu da şey yapalım. Evet. Çünkü Osman Öcalan terörist başının kardeşi. Evet. Kırmızı bültenle aranan birisi. Veya da çözüm sürecinde işte
Şivan Perver kırmızı bültende aranan bir istihbarat birimlerinin aradı. O açıdan diyorum. Şimdi muhalefet de bunu karşılaştırma yaparak, yani tabanlarında da karşılaştırma yaparak şey yapıyor. Şimdi tabii ben çözüm sürecine başka bir boyutta da bakıyorum. Onunla buraya. Şundan dolayı Meral Akşener'de veya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüklenme sebebi. Çünkü çözüm sürecine Milliyetçi Hareket Partisi karşıydı o zaman da. Şu anda da olsa karşı. Şunu söyleyeyim. Ters mantıkla bakmak lazım bazı olaylara. Muhalefet gel sen de bizimle yap işte iktidardan uzak dur. Bu süreçlerden dolayı mı söylüyorlar? Şöyle ben o çözüm süreciyle ilgili bir kelime daha söylemek istiyorum. Ters mantıkla bakmak istiyorum. Acaba diyorum aklıma geliyor. Sayın Başbakan bilmiyor muydu PKK'nın silah bırakmayacağını? Sayın Başbakan bilmiyor muydu PKK'nın böyle barıştan yana olmasının mümkün olmadığını, arkasındaki güçlerin buna izin vermeyeceğini Sayın Başbakan bilmiyor muydu olayların farklı boyuta geleceğini? Bence hepsini biliyordu. Peki o zaman niye böyle bir çözüm süreci oldu? Ters mantık düşünüyorum. Belki de bir takım şeylerin ortaya çıkmasını bekledi. Görmek istedi. Görmek istedi. Halkın belki görmesini istedi. Evet, gerçekleri. Görmek istedi. Yani tabii. Belki de bakın işte ben tabii analar, ya bir yerde de devlet niye bunu çözüm sürecini savunmak için tabii, söylemiyorum. Tabii. Devlet niye kuyucu diyeceğim zaten değildir. Yani ne bilecek? Devlet aklı vardır. Devlet aklı çok önemlidir. Dolayısıyla devlet bizim gibi düşünmek durumunda değil. Devlet 50 tane alternatifi düşünmek durumunda. Bir tane hesap çıkar. İnceleyip sık dokumak zorunda. Çünkü sorumlu olduğu bir vatan, sorumlu olduğu bir millet var. O yüzden farklı şeyler olabilir tabii ki. Şimdi ben şunu da eklemek isterim. Bakın şu anda devletin televizyonlarında Kürt kanalımız var. Doğru mu? Evet. Yani buradaki vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürt kardeşlerimize, Güneydoğu'daki kardeşlerimize HDP'nin yapmadığı her şeyi sunmuş durumda. Yani şu an ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti 6 milyon vatandaşına sahip çıkıyor. 90'lı yıllardaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşına aynı hizmeti götürüyor. Aynı hizmeti yapmaya devam ediyor. Bakın açılım sürecinin arkasından Hendek olaylarında Güneydoğu'daki evlerin çoğu yıkıldı. Bu ülkenin sıfırdan ev yaptı, teslim etti hepsine. Bakın buna rağmen HDP'nin, PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi desteklemek, ben aslında buna hep maddi bir kayıp olarak bakıyorum. Bu ülkenin yaklaşık 50 yıldır terörle mücadele harcadığı parayı Türkiye ekonomisine kullanabileydik. Bakın bu 50 yıllık süreçte. İnanın şu anda bir asgari ücret, ben net sosyal güvenlik uzmanı olduğum için rakamları verebiliyorum. Bir asgari ücretimiz 125 bin TL'ydi. Dünyada hiçbir böyle bir asgari ücret yok. Bir asgari ücretimiz, bugün açız geçinemiyoruz diyen bir kitlemiz var. 2850 lira evet asgari ücretimiz ama yetmediğini söyleyen bir vatandaşımız var. Elbette yetmiyor. Ama bu çünkü ülkenin kaybına... Nerede şimdi... o konuda vatandaş da haklı. Fiyatlar gerçekten de pandemi sürecinde aldı başını gitti. O ayrı bir konu. Şu anda nasıl geçecek konu? Bakın ben tekrar söylüyorum. 50 yıllık bir mücadele söz konusu bu ülkede. Terörle mücadele ediyoruz. Bakın insanlar yemeyecek, içmeyecek, terörle mücadele edecek. Bu ülke yaklaşık 50 yıl boyunca yurt dışından silah almış. Az önce milli savunma konusuna üstadımız değinmek istedi. Bakın İngiliz The Guardian gazetesi bir manşet attı bir ay önce. Selçuk Bayraktar'ın SİHA'ları dünya silah teknolojisine tam 18 trilyon dolar zarar ettirdi. Bu net rakamlardır. Ve tank bitti diye manşet atıyor. Geçen hafta Almanya'nın değişik ülkelerinde Selçuk Bayraktar'ın İHA'larına, SİHA'larına övgüler yağıyor ve siyahı gördüğünüz anda 7 saniye içinde kaçtınız yoksa öldünüz anlamına geliyor diye Alman basını manşet atıyor. Bu ülke bu İHA'nın tanesini 1 milyon dolara alıyordu İsrail'den 2002 yılında ve öncelikle sinyalde İsrail'e basıyordu. Yıllarca bu ülke bu şekilde terörle mücadele etti. Şimdi kendi yerli savunma silahlarımızı yapıyoruz. Şurada anlatmak istediğim terör benim gözümde şu anda
PKK'nın en kötü olduğu dönemde, yani bitmek üzere olduğunu düşünüyorum. Ve diyorum ki vatandaşlarımız bugün ülkedeki yokluğa geçinemiyoruz diyerek bu ülkede aslında ilk önce terörle mücadelenin bitmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. HDP'nin içinde olduğu hiçbir ittifak bu ülkenin vatandaşına bir artı getirme ihtimali yok. Aksine cebinden asgari ücretinin yok olmasının, memur maaşının düşmesinin sebebi bu ittifakı kesinlikle ve kesinlikle HDP'yi özellikle PKK'yı bitirmeden kimse bu ülkede maddi olarak bir rahatlık beklememesi gerekiyor. Yok böyle bir dünya. Ama şimdi sizin eklemek istediğiniz konuda. Savunma sanayi konusunda söylenecek o kadar çok laf var ki. Yani gerçekten ben buradan tekrar emeğe geçenlere Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü eğer siz bağımsız olacaksanız, hür olacaksanız, hür bir vatan üzerinde yaşamınızı devam ettirecekseniz bir kere güçlü olmak zorundasınız. Gücün en önemli unsuru da silahtır. Siz ne kadar silahınız güçlüyse o kadar güçlüsünüz. Budur. Yani dünyadaki güç dengeleri de böyledir. Yani bunu Ermenistan, Azerbaycan savaşı dün %15, %20'lerde yerli olurken savunma sanayimiz, bugün 70'lerde, 80'lerde yerli ve milli bir savunma sanayimiz var. Yani tankından, topundan, tüfeğine varıncaya kadar, füzesine varıncaya kadar, uydusuna varıncaya kadar. Düşünün, biz işte Ay'a çıkma projesi, uydu projesi, böyle bir proje içerisindeyiz ki bu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladı ama bunun şeyi geçmişi var tabii ki bu uzay projesinin. Düşünün, hiç hayal kurabilir miydik? Türkiye uzayda söz sahibi olacak. İnşallah oluruz. Mesela bu sosyal medyada tiye alındı. Tamam mı? Uzay projesi. Ben diyorum ki yalanına kaftanımı ver. Çünkü uzay projesi son derece önemlidir. Her şeyden önemlidir. Tabii, çünkü insanın artık savaşlar var. Cephede yapılmıyor. Maalesef. Füzelerle ve uzayda savaş yapılıyor artık. Eğer biz uzayda yoksak yokuz zaten. Yani o yüzden biz öncelikle kesinlikle uzayda yer almak zorundayız. Devlet de bu konuda gereğini yapıyor. Bu konuda gerçekten çok ciddi çalışanlarımız var. Şimdi bakın, başka bir müjde vereyim size. Beyin göçü tersine döndü. Eskiden bizim beyinlerimiz dışarıya giderdi. Şimdi bugün buraya geliyorum. Mesela bu uzay projesinde, SİHA projesinde çalışanların büyük bir kısmı dışarıdan geldi. Dışarıdaki Türk mühendisler geldi. Başka bir güzellik var. Belki soracaktınız, bilemiyorum. Akkuyu'da yapılan nükleer santral. Evet. Bakın orada inanılmaz bir şey. 150 tane genç Rusya'ya gidiyor. 6-7 yıl orada eğitim görüyor. Nükleer enerji konusunda eğitim görüyor. Fizikte, kimyaydı, astronomiydi, birçok dallarda ve onlar eğitilmiş uzman bir şekilde şu an Türkiye'de reaktörlerde görev alıyorlar. Bu çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Bilim dünyasındaki atmış olduğumuz adımlar gerçekten çok önemli ve takdire değer. Son derece önemli. Şimdi mesela biz bir şey yaşadık. Boğaziçi eylemleri yaşadık geçmiş zamanda. Şimdi Boğaziçi gerçekten, Boğaziçi Üniversitesi dünya üniversiteler arasında çok ciddi bir yer olan bir üniversitemizdir. Şimdi burada aslında maksat ne rektördür, ne efendime söyleyeyim seçim sistemidir, ne falandır, ne filandır. Peki maksat nedir? 2-3 tane maksat var. Bunlardan birisi Türkiye'nin bilimsel gelişmesini engellemektir. 2 ve çok önemli. LGBTİ'yi meşru hale getirmektir. Aynen öyle. Bakın orada LGBTİ'nin nelerini gördük? Sloganlarını gördük. Ne yaptı bunlar? Kabe'nin resmini ayakları altına aldılar. Yani bu milletin inanç ve değerlerine hakaret ettiler. Bakın, peki bunu niye? Ve tekrar gezi eylemlerini başlatmak istediler bütün Türkiye'de. Ve başaramadılar. Peki bunu niye yapıyorlar? Türkiye'nin gelişmesinden korkan güçlerin, Saros gibi güçlerin nedir? Oyunları, tezgahlarıdır. Türkiye'de yapmış olduğu faaliyetleri maalesef Türkiye'nin gelişimini istemeyen ülkelerin
yapmış olduğu bir takım çalışmalardır. O yüzden savunma sanayimizi çok önemsiyorum. Ve bunlara sahip çıkılmalıdır. Bakın geçmişte Tayyip'teki, Aselsan'daki bir takım mühendislerimiz maalesef şehit edildi. Göz göre göre şehit edildi. Sahip çıkamadık. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özellikle ricam, lütfen Sayın Cumhurbaşkanım bu gençlere sahip çıkın. Bu gençler heder edilmesin. Çünkü dışarıdaki her zaman şunu söylerdi. Türkiye çantada keklik, yönetilebilen bir ülkedir. Siz ne zamanki onların güdümünden çıktınız, düşman dört nana size saldırmaya başladı. Ekonomik olarak, siyaseten, askeri olarak. Şimdi düşünün. Bakın Amerika Yunanistan'ın birçok adasında, Yunanistan'ın içinde Deden Ağaç'ta üs kurmadı mı? Tabii. Orayı silah yığınağı haline getirmedi mi? Yunanistan silah deposu haline gelmedi mi? Amerika ve Fransa tarafından. Ve birçok adada şu an Amerikan güçleri konuşlanmadı mı? Türkiye'de orada bir çepeçevre bir çevirme yok mu? Ha, diyorlar ki işte biz bunu Rusya'ya karşı yaptık. Peki Türkiye'ye karşı kullanmadığını, kullanmayacağını kim garanti edebilir? İşte Türkiye bunlara karşı önlemlerini alıyor. Almak da zorunda almak zaten. Da zorunda. Bu hafta Hulusi Akar'ın zaten hocam size ekleme olsun diye S-400'lerden size saldıracağım niye korkuyorsunuz gibi. Çünkü Almanya diyorlar. Demek ki saldıracaksın ki o füzelerden de rahatsız oluyorlar. Evet hocam. Şimdi Türkiye'den işte aman evet efendim, tamam efendim, emredersiniz efendim Türkiye'sinden ben özgürüm, ben hürüm, ben dünyanın her ülkesinde olmak zorundayım. Dünyanın zorundayım. Her ülkesinde varım, olacağım diyen bir Türkiye var. Hocam vaktimizi biraz aşıyoruz. Size bugün biraz fazla söz hakkı veremedim. Ona eşlik etmek benim için en büyük zorluk. Estağfurullah. Hakkınız o konuda. Hocam da gerçekten o kadar anlattınız ki biz de hiç araya girmek de istemiyoruz. Yalnız ara ara sorularda sormamdaki değerli izleyenlerimiz işte biz daha sonra mesajlara bakıyoruz. İşte tek taraflı işte olarak algılayan arkadaşlarımız oluyor. Hiç kimse bu konuda şey yapmasın. Burada gerçekten de toplumun her kesiminin sormak istediği soruları A, B, C hangi parti olur olsun ben sorarım. Çünkü sormak da zorundayız. Burası da bir mevaldir yani. Çünkü insanları yanlış yönlendirmeyelim. Benim sevgili dinleyicilerimden bir ricam var. Bizleri dinlerken herhangi bir siyasi parti taassubuyla dinlemesinler bir. Ön yargıyla dinlemesinler iki. Kendi siyasi ve ideolojik anlayışlarıyla dinlemesinler üç. Ya bu insanlar da bizden farklı düşünen insanlar için söylüyor. Bu insanlar da doğru söylüyor olabilir mi? Diye değerlendirmeleri. Diyebilmeliler. Eğer bunu diyebiliyorlarsa herhangi bir partinin, herhangi bir ideolojinin esiri, kölesi, kulu olmadan herhangi bir siyasi parti taassubu yaşamıyorsa, önyargılı değilse ya bu insanlar da doğru söylüyor olabilir mi diye oturup bir düşünmelerini hasreten rica ediyorum. Yanlış konuşmuş olabilir miyiz? Oluruz. Sürçülisan etmişsek affola. Maksadını ve haddimizi aşan bir laf etmişsek. Hatalarımız da olabilir. Evet. Yani insanız. O yüzden özellikle bunu rica ediyorum. Önyargılı, fanatizmden uzak bir anlayışla dinlerlerse gerçekten şimdi, hem kendilerine hem de bize haksızlık etmemiş hocam, olurlar. Bizim iki hafta önceki bir programımızda, geçen hafta da aslında işte HDP'nin arkasında işte bunların arkasındaki liseler mi var şeyine birkaç da hakaret ederek mesaj atanlar olmuştu. Ki kiliselerle ne alakası vardı? İşte Papa'nın ziyaretinden biraz önce çok değerli konuklarımın da anlattığı gibi Bu dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Yani siz de burada bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şey. Olarak izlemeyin. Yani. Şimdi bize diyelim ki yorumlarda hakaret ettiler, küfrettiler diyelim ki. Edebilirler mi? Edebilirler. Umarım karşılaşmayız da o tip hakaret ve küfürlerle. Peki güneş balçıkla sıvanır mı? Gerçekleri örtebilirler. Yani onların hakaretvari sözleri bizim söylediklerimizin yalan olduğunu mu ortaya kor? Kim hakaret eder biliyor musunuz? Eteğinde taşı olmayanlar. Evet.
düşünme yetisini kaybedenler, aklını, beynini kiraya verenler, bunlara hakaret ederler. Evet. Akıllı selim, aklı selim, ilim ve irfan sahibi, gerçekten fikri ve insani düşünceye değer verenler asla, farklı düşünseler bile asla hakaret etmezler, küfür etmezler. Bir Amerikan bilim adamı şunu söylüyor, diyor ki, düşüncesini beğenmem ama fikrini söylemesi için canımı bile veririm. Bu anlayışla yapılacak davranışlar muhteberdir, muhteremdir, değerlidir, kıymetlidir. Ben bu vesileyle bütün dinleyenlerimi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Evet, İsmet Bey'e size kapanış sorusunu ben sorayım üstadıma. Yani üstadım, tamam, çok kısa. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Bu şekilde gidersek 5 yıl sonra Türkiye'yi uzayda görüyorum. Yerli ve milli savunmada? Uzayda görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ersin Bey, son söylemek istediğiniz. İlave edeceğimiz hiçbir şey yok. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle İsmet Bey'e. Estağfurullah. Bu güzel sohbet için sizi bilgilendirmek için. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olduğum için bana onur verdiniz, şeref verdiniz. Biz teşekkür ettik. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu vakte kadar bizleri misafir ettiğiniz için de siz tabii ki öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Konuklarım da beni kırmayıp, Ersin Bey zaten her hafta sabit beraber konuğum olacak. Konuklarım da kırmayıp buraya kadar geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Her perşembe saat 8'de programımız. Bir de Külliye TV YouTube kanalından da abone olma kısmında bir tıklarsanız buradan memnun oluruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Buradan bu hizmetinden dolayı Sayın Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Can Polat Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar Perşembe günü ekranlarda bekliyoruz sizleri.